AK Parti'de torpil olayı olduğunda konuştun Enes. Peki CHP'de böyle bir şey olsa konuşur musun? Daha bile zevkli konuşurum. Niye? Oy verdik oğlum. Geçen gün gündeme AKP'den CHP'ye el değiştiren Bursa Belediyesi ile alakalı skandal bir olay düştü. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye yönetim kurulu başkanı olarak atadığı ortaya çıktı. Furkan Bozbey sosyal medya hesabından kendisinin de bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak altına Burkent yönetimi Bursa ...hayırlı olsun diye yazdı. Yani bunu saklamıyorlardı. Bayağı herkese açık olarak paylaşıyorlar. Furkan Bozbey daha sonra... ...profiline Burkent Yönetim Kurulu Başkanı ünvanını ekledi. Ancak tepkilerden sonra bunu sildi. Tabi silince bunlar geçmiyor. Olayın daha çok araştırılmasını sağlıyorsun. Tepki çeken atama sonrasında konuya ilişkin sözcüğü açıklamalarda bulunan... ...Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey şunları söyledi. Bu şirketler hakikaten sıkıntıların olduğu şirketler. Furkan Bozbey'in yeğenimin soyadından kaynaklı sorun çıkıyor. İtü mimarlık mezunu genç bir. Biri. Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri. Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım. Onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım. Şimdi o kadar açıklamalar falso ki... ...neresinde dursam, neresinde de insan bilemiyorum. Öncelikle ülkede İTÜ mezunu... ...ya da aynı kalibrede farklı bir üniversitede olabilir. İş arayan genç mi kalmadı? İkinci olarak bu senin yeğenin olmadığı zaman... ...ki şirketlerdeki herkesin birbirinin yeğeni olduğunu düşünmüyorum... ...ama yine de bir güven ilişkisi oluşabiliyor. Güvenmiyor musun diğer insanlara? İlla yeğenin olması mı gerekiyor? gerekli. Tabi verilecek çok fazla cevap var ama kısaca 4-5 yıldır mimarlık yaptığından yenini ölmüş yani. Ve genç dinamik biri olduğundan falan bahsetmiş. Eyvallah ülkede adam kalmadı zaten. Daha sonrasında tabi tepkiler çığ gibi büyüdü Bursa Belediye Başkanı'na. Biz zaten hükümetin bu politikalarından bıkmışız. Yok damat ekonomi bakanı oluyor. Belediyelerin içerisinde neler dönüyor bilmiyoruz zaten. Yandaşlara çekilen peşkeşler. Yani halk bundan zaten bunalmış. Sana ne oluyor diye. Tepki gösterdiler. Tepkilerin ardından da Mustafa Bozbey atama kararını geri aldı ve tartışmalara mahal vermemek adına bunu yaptığını söyledi. Yine neresinden tutarsanız tutun elinize kalan bir durum. Çünkü bu açıklamada şuna çıkıyor demek ki tartışma olmasa, bunlar yayılmasa gayet de normal bir durummuş gibi görüyor hala. Şahan Gökbakar bu duruma gerçekten çok sert tepki gösterdi. Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey öz yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atamış. Sonra da bu gençler hiç mi çalışmayacak diyerek kendini savunmuş. Evet senin kardeşinin oğlu belediye şirketinde başkan olarak çalışmayacak beyamca. Belediye babanın çiftliği olmadığı için kendi yeğenine bir zahmet başka yerde iş buluver. Nasıl insanlarsınız siz ya? Yeğenin istese bile senin olmaz yanlış anlaşılır demen lazım. Bu konuya müdahale etmelisiniz diye Özgür Özel'i de etiketlemiş. Zaten pek çok insan Özgür Özel'e tepki gösterdi bu konuyla alakalı. Ardından Baldızı Sezen Uğurlu'nun daire başkanı olarak atandığı iddialarını gören Şan bakar. yine başka bir atama konusu. Bu iki atamayı da hemen iptal etmenizi, çıkıp herkesten özür dilemenizi ve acilen kendinize gelmenizi tavsiye ediyorum dedi. Gayet Haklı tabii ki. Tartışmalara mal vermemek adına vazgeçtik lafına da çıkıp herkesten özür dilemelisin diye yine tepki gösterdi. Kısaca Bursa Belediyesi'nin içi bildiğiniz bir ailenin arka bahçesi olmuş. Türkiye'deki siyasi ortamda insanlar neden hala o koltuğa geçeyim de çevremdeki insanlar rahat etsin, şunları işe sokayım kafasında davranıyor gerçekten bilmiyorum. O koltuğa oturmak zaten zor bir şey. Oturduktan sonra da hem onursuzca bir davranış sergiliyorsun, hem eleştirdiğin hükümetten hiçbir farkın kalmıyor, hem de kendi kararınıza yerini riske atıyorsun. Bunlar bahsettiğin gibi zaten sıkıldığımız konular. Bazı insanlar diyebilir ki abi belki gerçekten de adam çok iyi bir mimardı. Belki de o şirketi hakkıyla yönetecekti. Arkadaşlar mesele böyle bir şey değil. Eğer sen siyasetle uğraşan bir insansan, o koltuğa geçmişsen senin çevrendeki insanların senden hiçbir şey beklememesi lazım. Ve kesinlikle kendi çabalarıyla bir yere gelmeleri lazım. Onlar senden böyle bir talepte bulunsa bile ya da sen onların o makama geldiklerinde orayı çok iyi yöneteceklerini bilsem bile onlara izin vermemen lazım. Şimdi CHP'nin adı kirlendi. Özgür Özel'e tepkiler geldi. Ama en önemlisi halkın hakkında şöyle soru işaretleri oluştu. Biz bunları Instagram'dan paylaştıkları için gördük. Belki de paylaşmadıkları, desteklediğimiz partinin içerisinde ne kadar böyle insan var. Yani kimler kimler torpille CHP ya da AKP fark etmez bir yerlere geliyor ve biz bunları göremiyoruz. En büyük problem zaten bu. Muhaliflerin destekledikleri partiye güvenlerini kaybetmeleri. Ve bu gibi olaylar seçmen gözünde o kadar güven kırıcı şeyler ki. Bir de galiba şey gibi düşünüyor olabilirler. Sosyal medyadaki yüksek ses daha fazla muhaliflerin elinde ve sosyal medyada bunu paylaşırsak belki de o kadar umurlarında olmaz. Ama hayır muhalifler her şeyden o kadar çok bıktılar ki muhalefeti de düzeltmek istiyorlar. Misal geçen AKP ile alakalı bir torpil mevzusu olmuştu ve ben açıkça burada konuşmuştum. Bugün CHP ile alakalı böyle bir şey oluyor ve videonun başına söylediğim gibi daha büyük bir zevkle konuşuyorum. Çünkü ilk durum zaten beklediğim bir şey ama diğeri güvendiğin dağlara kar yağması gibi. Türk siyasetinin bu iğrençleşmiş yapısından gerçekten gerçekten nefret ediyorum. İlle de kayyum falan atanacaksa hakkıyla seçilmiş insanlara değil de böyle belediyeye kendi yeğenlerini sokanlara falan atayabilirsiniz belki. Bence Özgür Özel bu konuyla alakalı çok net bir aksiyon almalı. Zaten bahsedilen insanlar artık o mevkilerde olmamalı. Bir de Bursa Belediye Başkanı hakkında da oturup düşünülmeli. Niye bilmiyorum arkadaşlar. Ülkemizde herkes birbirini derdinde. Böylelikle kötülük de yayılıyor. Mesela sen şirkettesin, bu durumu görüyorsun. a diyorsun belediye başkanının yeğeni birdenbire inanılmaz bir mevkiye ulaşmış. Diyorsun ki ben niye burada verimli çalışayım ki? Ya da ben burada yükselemeyeceğim. Ya başkasının yeğeni gelecek ya da beni gönderecekler buradan. Yani torpil ve liyakatsizlik sadece birini oraya koymakla bitmiyor. Oradaki çalışan insanların çevrenin de daha kötüleşmesine sebebiyet veriyor. Kötülük harbiden yayılıyor. Ulan bir kere de düşünün deyin ki ülkede bu kadar itü mezunu var, bu kadar işsiz genç var. Bu koltukta oturmayı hak eden insanlar var. Niye benim yeğenim orada otursun ki? Gerçekten iğrenç bir kafa ve bunu görmenizi istedim özellikle. Bu videonun alacağı hit falan umurumda değil. Sadece konuşup size anlatmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum dostlar. O zaman kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.